Merhaba sevgili öğrenciler. Şanlıurfa Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan soruları inceleyeceğimiz bu dersimize hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın özel ve genel nedenlerini ilgili kutucuklara çarpı işareti koyarak eşleştiriniz. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında seyreden, sebepleri ve sonuçları bakımından dünya devletlerinin genelini etkileyen bir savaştı. Savaşın genel ve özel sebepleri vardı. Şimdi bunları inceliyoruz. Çarlık Rusya'nın uyguladığı panslavizm politikası savaşın özel sebeplerinden bir tanesidir. Neydi panslavizm politikası? Rusya'nın Slavları tek bayrak altında toplama politikasıydı. Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren sorunu yine savaşın özel nedenlerinden bir tanesiydi. Fransa ve Almanya arasında sorun haline gelmişti Alsas-Loren kömür havzası. Fransa Almanya'ya kaptırmıştı bu bölgeyi, geri almak istiyordu. Fransız ihtilali sonrası yayılan milliyetçilik fikri savaşın genel nedenlerindendir. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı siyasi ve sosyal hayatta büyük değişikliklere yol açmıştı. Her milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi durumu Osmanlı, Avusturya, Macaristan gibi çok uluslu devletlerin yıkılmasına neden olmuştu. Avrupalı devletlerin sömürge yarışı savaşın genel nedenlerinden bir tanesi. Sanayi inkılabı sonrası sanayileşen Avrupa devletleri ürettikleri fazla ürünler için ham madde ve pazar arayışına girdiler. Böylece sömürgecilik rekabeti hızlandı, çıkar çatışmaları yaşandı. Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi savaşın özel sebeplerinden bir tanesi. Hatırlayalım, Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand Saraybosna'yı ziyaret etmişti. Bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmüştü. Bu olayın üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan etti ve böylelikle Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Sanayi inkılabı sonrası üretilen bol miktardaki malın satılması için pazar arayışı yine savaşın genel sebeplerinden bir tanesi olacaktır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı öncesi oluşan bloklaşmaları doğru bir şekilde verilen tabloya yazınız. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı öncesi ülkeler arası bloklaşmalar nasıl olmuştu onu hatırlayalım. Avrupa devletleri arasındaki siyasi ve ekonomik rekabet gruplaşmalara neden oldu. Ülkeler, ittifak ve itilaf olmak üzere iki bloğa ayrıldı. Bu gruplara anlaşma ve bağlaşma devletleri de diyebiliriz. İtilaf devletlerine bakıyoruz. İngiltere, Rusya ve Fransa. İttifak devletleri Almanya, Avusturya Macaristan ve İtalya şeklinde. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmek istemesi ve Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni yanına çekme çabaları ile ilgili bilgileri uygun alanlarla eşleştiriniz. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonları kaldırmak istemesi ekonomik alana girmektedir sevgili öğrenciler. Osmanlı sanayi inkılabına ayak uyduramamıştı. Avrupalı devletler ucuza elde ettikleri ürünleri Osmanlı topraklarında satıyordu. Bu ürünler yapılan anlaşmalarla gümrük vergisi ödemeden sınırlarımızdan geçirildiği için ucuza satılıyordu. Yerli sanayimiz gittikçe zayıflıyor, dışarıdan aldığımız borç miktarı ise artıyordu. Bu durum Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiliyordu. Bu sorun ancak kapitülasyonları kaldırılarak çözülebilirdi. Bu da ekonomik alana girmektedir. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin harifelik gücünden faydalanmak istemesi dini alanla ilgili olacaktır. Almanya Osmanlı'nın çünkü halifelik gücünden yararlanmak istiyordu. Böylece halifenin çağrısı ile İngiliz sömürgelerindeki Müslümanlar ayaklanabilir, İngilizler zor durumda kalabilirdi. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin ham madde kaynaklarından yararlanmak istemesi ekonomik alanla ilgili bir durumdur. Sanayisi gelişen ülkelerin daha fazla ürün üretebilmesi için ham maddeye duyduğu ihtiyaç da artacaktır. İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ni kabul etmemeleri üzerine Osmanlı'nın yalnızlıktan kurtulma isteği siyasi alana girmelidir. O dönemde yönetimde etkili olan İttihat ve Terakki yöneticileri Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nın dışında kalamayacağını düşünüyordu. Bu nedenle önce İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemişlerdi. Ancak daha sonra Almanya ile yakınlaşmıştı Osmanlı Devleti. Ayrıca Osmanlı Devleti bir tarafa yaslanarak siyasi yalnızlıktan kurtulmayı planlıyordu.
Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin insan gücünden faydalanma isteği askeri alana girecektir. Çünkü Osmanlı'nın mevcut asker potansiyelinden yararlanacaktı böylelikle. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıda Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler yer almaktadır. Karışık olarak verilen cepheleri tabloda doğru bir şekilde sınıflandıralım. Taarruz cepheleri, savunma cepheleri ve yardım cepheleri. Taarruz cepheleri, Kanal ve Kafkas cepheleri, savunma cepheleri, Çanakkale, Suriye, Hicaz, Yemen ve Irak olmalıdır. Yardım cepheleri ise Galicia, Makedonya ve Romanya olmalıdır. Dilerseniz bu cepheleri de biraz hatırlayalım. Kanal cephesi Süveyş kanalını alıp İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi amaçlayan Türk kuvvetlerinin taarruzuyla açılmıştı. Kafkas cephesi Rusları işgal ettikleri yerlerden çıkarmak amacıyla açıldı. Çanakkale cephesi İtilaflar tarafından Rusya'ya yardım götürmek, İstanbul alarak Osmanlı'yı saf dışı bırakmak amacıyla açılmıştı. Irak cephesi İngilizlerin Musul'a kadar ilerleyip petrol bölgelerini ele geçirmek istemesi üzerine açılan bir cephe. Hicaz-Yemen cephesinde Osmanlı Devleti Mekke ve Medine gibi kutsal yerleri korumak için mücadele etmişti. Suriye-Filistin cephesinde İngiliz kuvvetleri Sina Yarımadası ve Filistin'i alarak Suriye'ye doğru ilerlemesi karşısında Osmanlı Devleti mücadele etmişti. Galicia, Makedonya ve Romanya'da Osmanlı'nın müttefiklerine yardım amacıyla toprakları dışında savaştığı cephelerdi. Beşinci sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri gösteren haritaya göre işaretli yerlerin hangi cephe olduğunu yazınız. Sevgili öğrenciler, haritalı soruları doğru bir şekilde anlayabilmemiz ve çözebilmemiz için verilen bilgileri iyi incelememiz gerekiyor. Savunma cepheleri kırmızıyla, yardım cepheleri mavi ile, taarruz cepheleri sarıyla gösterilmiş bu haritada. Şimdi numaralı yerlerin hangi cephe olduğunu bulmaya çalışalım. Bir numaralı cephe mavi ile gösterilmiş, yardım cephelerinden bir tanesi. Baktığımızda Galicia olduğunu söyleyebiliriz. İki numaralı yer de yine mavi ile gösterilmiş, yardım cephelerinden bir tanesi. Makedonya. Üç numaralı yerde Romanya olmalıdır. 4 numaralı yere baktığımızda kırmızıyla gösterildiğini görüyoruz. Savunma cephelerinden bir tanesi. Konum itibariyle de bakacak olursak Çanakkale cephesi olduğunu söyleyebiliriz. 5 numaralı yere bakıyoruz. Sarı ile gösterilmiş yani taarruz cephelerinden bir tanesi. Konum olarak baktığımızda Kafkas cephesi olduğunu söyleyebiliriz. 6 numaralı yer savunma cephelerinden bir tanesi. Suriye cephesi olacak. Suriye cephesi olacaktır. 7 numaralı yer taarruz cephelerinden bir diğeri, konum itibariyle kanal cephesi diyebiliriz. 8 numaralı cephe yine savunma cephelerinden baktığımızda Hicaz-Yemen cephesi diyebiliriz burası için. Ve 9 numaralı yer başka bir savunma cephesi olan Irak cephesidir. Yine verilen bu harita doğrultusunda bilgilerin doğru mu yanlış mı olduğunu bulmaya çalışalım. Osmanlı Devleti Çanakkale cephesinde taarruz yapmıştır diyor. Yanlış bir ifade olmalıdır. Baktığımızda Çanakkale cephesinin savunma cephesi olduğunu görüyoruz. Taarruz cephesi değil. Osmanlı Devleti 9 farklı cephede savaşmıştır. Harita üzerinden 9 farklı cephede savaştığını söyleyebiliriz. Doğru bir ifadedir. Galicia, Makedonya, Romanya cepheleri taarruz cepheleridir. Bu ifade bizim için yanlıştır. Çünkü yardım cepheleri mavi ile gösterilmiş, taarruz cepheleri sarı ile gösterilmiş. Galicia, Makedonya, Romanya cepheleri yardım cepheleridir. Kafkas ve Kanal cepheleri taarruz cepheleridir. Baktığımızda sarı ile gösterildiklerini görüyoruz. O yüzden bu ifade de bizim için doğru bir ifadedir. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleriyle İtilaf Devletleri'nin bu maddelerle ulaşmak istedikleri amaçları verilmiştir. Anlaşmanın maddelerini İtilaf Devletleri'nin amaçlarıyla eşleştiriniz. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi ve İtilaflar Osmanlı topraklarını işgal etmeye başladılar. Bu anlaşma karşısında Türk milleti ve Mustafa Kemal mücadeleci bir tutum içerisine girdi. İstanbul hükümeti ise teslimiyetçi bir politika izledi.
Şimdi verilen maddeleri yorumlarla eşleştirelim. Sınırların korunması, iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bütün savaş gemilerine taşıt, araç gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. Bu maddeyle arkadaşlar Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmak istenmiştir ve işgalleri kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır maddesi, işgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlamıştır. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Mondros'un 7. maddesinde amaç Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamaktır. Doğudaki 6 vilayette Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum ve Van'da karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edebilecektir. Mondros'un 24. maddesi ileride kurulması amaçlanan Ermeni Devleti'ne zemin hazırlamayı amaçlayacaktır. Maddeleri ve yorumları bu şekilde olmalıdır sevgili öğrenciler. 8. sorumuza bakalım. Aşağıda Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulan cemiyetler yer almaktadır. Bu cemiyetleri ilgili oldukları gruba göre aşağıdaki kutucuklara yerleştiriniz. Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı sessiz kalması üzerine Türk halkı işgallere sessiz kalmayacağını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde cemiyetler kurarak göstermişti. Cemiyetler kendi arasında milli varlığa yararlı, milli varlığa zararlı olarak ikiye ayrılmaktaydı. Zararlı cemiyetlerde azınlıklar ve Türk ve Müslümanlar tarafından kurulanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şimdi bunları inceleyelim. Trakya Paşaeli Cemiyeti Yunanistan'ın Doğu Trakya'yı işgalini engellemek için kurulmuştu. Mavrimira Cemiyeti'ne karşı mücadele etmişti. Trakya Paşaeli Cemiyeti milli cemiyetlerdendir. Mavrimira Cemiyeti azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerdendir. İzmir ve Doğu Trakya'yı Yunanistan'a katmak için Rum Patrikhanesi tarafından İstanbul'da kurulmuştu. Pontos Rum Cemiyeti yine azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden bir tanesi. Doğu Karadeniz'de Pontus Rum Devleti kurmayı hedefliyordu ve bu cemiyet Türkleri bölgeden uzaklaştırmaya çalışmıştı. O yüzden buraya C yazmalıyız. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, milli varlığa düşman cemiyetlerden bir tanesi. İstanbul'da kurulmuştu bu cemiyet. İngiliz mandası altına girilmesi gerektiğini savunuyordu. Buraya D yazmalıyız. Kilikyalılar Cemiyeti, Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini ve Ermenilerin bölgedeki olumsuz faaliyetlerini engellemek için kurulmuştu. Yararlı cemiyetlerden bir tanesi. Buraya E yazmalıyız. Sulh ve Selamete Osmaniye Cemiyeti, ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifenin emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla gerçekleşeceğini savunuyordu. Milli varlığa düşman cemiyetlerden bir tanesi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif olarak kurulan bu cemiyet, milli mücadele hareketini engellemeye çalışmış, bazı ayaklanmaların çıkmasında rol oynamıştı. Milli varlığa düşman cemiyetlerden bir tanesi. Buraya G yazmalıyız. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir'in Yunanlar tarafından işgalini önlemek için kurulmuştu. Bölgenin Türk yurdu olduğunu kanıtlamak için çalışmalar yürütmüştü. Yararlı cemiyetlerden bir tanesi. Buraya H yazmalıyız. Wilson Prensipleri Cemiyeti, milli varlığa düşman cemiyetlerden bir tanesi. İstanbul'da kurulmuştu bu cemiyet. Osmanlı Devleti'nin varlığını koruyabilmesi için Amerikan mandasına girmesi gerektiğini savunuyordu. Buraya İ yazmalıyız. Teali İslam Cemiyeti, İstanbul'da kurulmuştu bu cemiyet. Kurtuluşun ancak halifelik ve saltanat kurumlarını güçlendirmekle mümkün olacağını savunmuştu. Milli varlığa düşman cemiyetlerden bir tanesi. Etnik Yeterya Cemiyeti Rumlar tarafından kuruldu. Amacı Bizans'ı canlandırmaktı. Yani azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu illerimizde kurulması planlanan Ermeni Devleti'ne karşı kuruldu. Yararlı cemiyetlerden bir tanesi. Buraya L yazmalıyız. Milli Kongre Cemiyeti Türklerin haklı davasını basın yayın yoluyla dünyaya duyurmak için İstanbul'da kurulan yararlı cemiyetlerden bir tanesi. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti, azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden bir tanesi.
Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmayı hedefliyordu bu cemiyet. Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti, Ermeni ve Pontus Rumlarının bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için Trabzon'da kurulan yararlı cemiyetlerden bir tanesi ve son olarak buraya O yazmamız gerekmekte. Aşağıda Kuvayi Milli Birliklerinin özellikleri verilmiştir. Verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Kuvayi Milli'yi biraz hatırlayalım. İzmir'in işgali işgallerin geçici olmayacağını göstermiş. Milli mücadele açısından bir dönüm noktası olmuştu. Bunun üzerine askeri direniş güçleri oluşturuldu. Kuvayi Milli adı verilen, eli silah tutan, kadın erkek bütün vatanseverler buraya katılabiliyordu. Kuvayi Milli Birlikleri düzenli ordu kurulana kadar işgalci devletlerle mücadele ettiler. Şimdi bu yargıların doğru mu yanlış mı olduklarını inceleyelim. Halkın bağımsızlık inancından doğmuştur. Evet, doğru bir ifadedir. Burada halk vatanseverlik, bağımsızlık, özgürlük duygularıyla hareket etmiştir. Osmanlı Devleti'ne bağlı silahlı birliklerdir. Osmanlı'ya bağlı değildir. Hatta Osmanlı'nın pasif tutumu karşısında oluşturulmuştu. O yüzden yanlış bir ifadedir. Düşmanın ilerleyişini tamamen durdurmuşlardır. Yanlış olacaktır. Tamamen durdurmamışlar fakat düşman ilerleyişini yavaşlatmışlardır. İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Doğru bir ifadedir. Bölgesel kurtuluşu hedeflemişlerdir. Evet, Kuvayi Milliye'nin bölgesel olarak kurulduklarını söyleyebiliriz. Ser Barış Anlaşması'ndan sonra kurulmuşlardır. Yanlış bir ifadedir. Çünkü Mondros'tan sonra işgale uğrayan bölgelerde oluşturulan silahlı birliklerdir. Düzenli askeri birliklerdir. Bu da yanlış bir ifadedir. Çünkü Kuvayi Milliye birlikleri askeri disiplinden uzaktır. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki etkinliğin üst bölümünde milli mücadelenin örgütlenme dönemine ait olaylar, alt bölümünde ise bu olaylara ait özellikler verilmiştir. Hangi özelliğin hangi olaya ait olduğunu bulunuz. Baş tarafındaki boşluğa ilgili olayın numarasını yazarak eşleştiriniz. Milli mücadelenin ilk yayın organı olan İrade-i Milli adlı gazetenin çıkartılmasına karar verildi. Anadolu'daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Bu özellikler bizi Sivas Kongresi'ne götürmelidir sevgili öğrenciler. Buraya 3 yazmamız gerekiyor. Kurtuluş Savaşı'nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirtir. Aynı zamanda İstanbul hükümetine karşı ilk açık tepkidir. Bu da Amasya genelgesi olmalıdır. Buraya 1 yazmalıyız. Bölgesel amaçla toplanmasına karşın toplantıda alınan kararlar ulusal niteliktedir. Vatan sınırlarından ilk kez söz etmesiyle Misak-ı Milli kararlarının öncüsü olmuştur. Bu Erzurum Kongresi ile ilgili bir gelişmedir. Buraya 5 yazmalıyız. Türk yurdunun sınırlarının çizildiği kararlar bütünüdür. Misak-ı Milli kararları olmalıdır. Buraya 2 yazıyoruz. Ulusal güçleri birleştirip mücadeleyi tek merkezden yönetmek, düzenli orduyu oluşturmak ve Misak-ı Milli hedefini gerçekleştirmek amaçlarına yönelik olarak Ankara'da gerçekleştirildi. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması olacaktır. O yüzden buraya 4 yazmalıyız. Bir sonraki soruyla devam edelim. Yukarıdaki haritada TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar gösterilmiştir. Bu isyanlar ile ilgili verilen aşağıdaki bilgileri doğru veya yanlış olma durumuna göre eşleştiriniz. Azınlıklar da isyan hareketlerine katılmıştır. Evet, baktığımızda Pontus ayaklanması, Ermeni ayaklanmasını görmekteyiz. Doğru bir ifadedir. İsyanlar isimlerini genel olarak isyancıdan ya da isyanın çıktığı yerden almıştır. Bu da doğru bir ifadedir. Bunu örnek olarak Yozgat ayaklanmasını ya da Çerkez Etem ayaklanmasını gösterebiliriz. İsyanları bastırmak için tekalifi milli emirleri yayınlanmıştır. Yanlış bir ifade olmalıdır. Çünkü isyanları bastırmak için alınan önlemlerden bir tanesi Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkartılmasıdır. Tekalifi milli halkın orduya yardım etmesi için çıkartılan emirlerdir. İsyanlar ülke geneline yayılmıştır. Baktığımızda ülkenin genelinde isyanların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Doğru bir ifadedir. İsyanlar Doğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşmıştır. Yanlış bir ifade olmalıdır. Çünkü hemen hemen ülkenin her yerinde bir dağılım görmekteyiz. Tüm isyanlar Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından bastırılmıştır. Yanlış bir ifade olacaktır.
Haritaya bakarak isyanların nasıl bastırıldığını bilemeyiz. Genellikle Kuvayi Milliye tarafından bastırıldığını söyleyebiliriz. Fakat haritaya bakarak isyanların nasıl bastırıldığını bilemeyiz. Bu yüzden bu ifade yanlış bir ifade olmalıdır. Son sorumuzu inceliyoruz. İzmir'in işgalinden sonra halkın, İstanbul hükümetinin ve Mustafa Kemal'in işgaller karşısında tutumunu değerlendiriniz. Paris Barış Konferansı'nda alınan karar doğrultusunda Yunanlar İtilaf Devletleri'nin donanmasının da desteği ile 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ettiler. İşgal ettikleri yerlerde katliama giriştiler. Bu işgal sırasında yaşananları hazmedemeyen Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktı. İzmir'in işgali Anadolu'da geniş yankı buldu. İstanbul'da 19 Mayıs 1919'da Fatih'te, 23 Mayıs 1919'da Sultanahmet'te iki büyük miting yapıldı ve işgal protesto edildi. Bu mitingler milli bilincin oluşmasını sağladı. Türk halkının işgallere karşı mücadeleci bir tutum takınacağını gösterdi. Şimdi tek tek halkın, İstanbul hükümetinin ve Mustafa Kemal'in işgaller karşısındaki tutumunu değerlendirelim. Halkın işgallere karşı tepki gösterdiğini söyleyebiliriz. Kuvayi Milliye'yi kurmasından bahsedebiliriz. Direniş gösterdiklerini ifade edebiliriz. İstanbul hükümeti teslimiyetçi bir politika izledi. Halkı sükunete davet etti. Mustafa Kemal ise yine işgallere tepki gösterdi. Samsun'a çıkıp birçok ilde kongreler düzenleyerek halkı örgütledi. İstanbul hükümetinin, halkın ve Mustafa Kemal'in işgaller karşısında tutumu bu şekildedir sevgili öğrenciler. Akademik Eğitim kanalımızdaki konu anlatımı videolarını izleyerek konularımızı pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.